Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili takipçilerim. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, bilirsiniz, iyisinizdir inşallah. Bizler de iyiyiz elhamdülillah. Evet, ben size Almanya'dan özge çekim yapmıştım. En sonra ben size Alanya'ya seminere geldiğimi söylemiştim. Seminerimiz bitti arkadaşlar. Elhamdülillah ayın 5'inden itibaren biz hepimiz birlikte otelden ayrıldık. Arkadaşlarla ben de Antalya'ya kadar geldim. Antalya'da bizi böyle bir insanlar en son bir şeyler alabilsinler diye uçak saati ta olduğu içinden bir alışveriş merkeze bıraktılar orada. Onlar orada kaldılar. Ben oradan İstanbul'a aslında Çaycuma'ya çok gitmek istedim. Ama Alanya'dan Çaycuma'ya direkt otobüs var ama gece saat 1'de var arkadaşlar. Bir akşam önce gitmem gerekiyordu. Gece olduğu için kendi cesaret edemedim. Onu da düşünemedim. Sonra bir anda uçak iç hatlarına baktık. Orada bütün arkadaşlarla birlikte sağ olsunlar. Elinden geleni yaptı herkes. Ama hafta sonu olduğu için uçakları da iç hatları yer bulamadık. Ben orada adeta böyle bir şey oldum. Biraz bir stres oldum. Ne yapsam ne desem diye. Orada gelecekten falan konuştum. Hüseyin'e demiştim uçakları uçakta yer bulabilirsem belki gelirim kardeşim diye. Sonra uçakta yer bulamayınca da abla madem İstanbul'a niyetlendiğin olursun sen de buraya gel. Biz de en azından seni görmüş oluruz dedi. Çünkü çok kısa bir zaman izin zamanı var arkadaşlar. Neyse iyi tamam dedim. Necdet'i aradım. Necdet de sağ olsun bana Almanya'dan doğru. Antalya'dan uçak otobüs bileti aldı. Antalya'dan direkt İstanbul'a geldim. 14 saatlik bir yolculuktu. Öğlen 1.30'da Antalya'dan otobüse bindim arkadaşlar. Gece saat 3'te tam İstanbul'a indim. 14 saatlik bir yolculuktu. Güzeldi. Az ilgi taptı. Ben ne yaparım ne ederim diye çok panik yaptım ama çok güzel geçti. Bu arada bir de yani onlar o alışveriş merkezinde durunca ben Antalya'da hemen orada taksi çağırdım. Taksici beni sağ olsun dedi 15 kilometre dedi olduğumuz yerden terminal otobüs. Onunla birlikte gittik sağ olsun beni bıraktı oraya abla dedi şu ön tarafı geçersin orada dedi hani bilmediğiniz yerler arkadaşlar sonra buluyorsunuz yani ön tarafı geçersin abla dedi orada yazıyor zaten dedi ben bir tanıdığım firmayla gelmiştim sonucuma dediğim gibi 14 saatin içinde İstanbul'a geldim arkadaşlar artık baya kafa şeyle oldu inanmıyorsun yani anlatacağım size sonra da artık ne diyeceğimi bilemiyorum yani böyle bu ara şoklar üstüne. Seminerimiz çok yoğun geçti arkadaşlar. İnanın ne annemler ne bir kimse Hüseyin'e kimseyle böyle bir iltibat durup da telefon açıp konuşamadım. Konuşabilirdim aslında ama boş zamanlarımızda da hep böyle gruplarda bir arada sohbet, muhabbet çok güzel geçti. İnanın birbirimizle öyle güzel kaynaştık ki bir de çok böyle sağ olsunlar yanlarıma takipçilerim geldi. En son zamanda çünkü herkes dört bölgeydik biz. Dört bölge bir arada toplantılarımız oldu ama çünkü herkes arkada sıra sıra olduğu için kimse kimseyi fark edemedi. Kalabalık büyük bir salondu. Sonracımı bölge bölge herkesin toplantı odaları vardı. Herkes hangi bölgesiyle odalarına girdi. Orada seminerimiz devam ettik. Çok güzel geçti. Çok verimli geçti. Çok da gerçekten böyle birbirimizle iç içe böyle çok muhabbetli sohbetli geçti. Ben çok memnun kaldım. İnşallah Allah kısmet ederse inşallah bir tarafında gelmek nasip eder. O arada ben İstanbul'a geldim. Dün itibariyle Nebiye, ben, Dilek, biz, Hatice, kız kardeşim beraber böyle kahvaltımızı yaptık. Sonra bir yukarılara doğru bizim Bağcılar'da yürüyüş yolumuz var yukarıda. Ben her gelsem orayı mutlaka bir gezeriz kızlar da dahil. Oraya çıktık sonracığım oradan geldik. Akşam böyle oturduk artık iyice bir yorulduk bir tembellik ediyoruz bir taraftan yemek biraz olduk. Sonracım aşağı oturduk böyle koltukta. Böyle oturuyoruz. Dilek, ben. Dilek yoktu. Dilek ne diye bunun içinde oturuyorduk. Akşam yemeği hazırladık da. Orada bir zile bastı. Nebiye dışarı çıktı. Aa dedi. Biz ne olduğunu anlamadık. Ne oldu? Ben Şevket abi bize sürpriz yaptı falan zannettim. Aa ne oldu dedik. Necdet eniştem geldi dedi. Necdet eniştem derken Necdet mi geldi? Yani yeğenim de Necdet ya. O muydu buydu dışarı bir çıktım arkadaşlar kapıyı benim herif gelmiş. Herif mi? Benim herif gelmiş. Necdet Beyciğim gelmiş. Necdet Bey herif mi diyor. Herif tabii ki herifsin işte. Ben sana sultanım diye sen bana herif de. Ne diyeyim benim herif gelmiş. Ay ben baya inanın böyle ağzıma çıkardım. Aynen yani. Öyle oldu. İşte ben öyle işte. Ne zaman nereden çıkacağım belli olmaz. Kendime gelemedim. Gerçekten bak.
Hani niye gelemedim? Yani hiç, çünkü çok kısa bir zamanım var. Yani 13 gün var. 13 gün zamanım var. Aynen. Geldiğine değmezdi ama ya yapacak bir şey yok. 13 gün olur mu? Fazla yani. 13 gün olur mu? 16. Kaç? 17 günlüğüne geldim ben. Tabii. Tamam. O kadar varmış en azından. Ama burada geçiyor bak kaç günlüğüne. Tamam, hepsi zar etmez. Hepsi beraber mi onu? Hepsi. Tabii. O zaman 13 günümüz var işte. Olsun. Yani. Nasıl geldi ama nasıl sürpriz ben yaptın? Mesut Beyciğim sağ olsun geldi yani sürpriz yaptı bize. Tabii ki herkes şok oldu. Hatta akşam bize geldi kız kardeşim. Eniştesin içeride. Aa enişten sen nereden geldin? Çocuk da şaşırdı. Yani öyle böyle arkadaşlar geldi şimdi. Biz bugün Dileğin evindeyiz. Kapantımızı yaptık birlikte. Dün aslında yürüyüş yolundaydık ama biz çok hızlı bir şeyimiz oldu, dolaşmamız. Şimdi bugün yavaş yavaş böyle bir dolaşalım dedik. Çünkü günler çok kısa, daha Eminönü'nün bir yerlere gitmedi gerçekten. Artık hiç gerek yok zaten o tarafa. Hiç böyle halim, böyle bir isteğim, arzum yok. Nereye giderseniz gideyim her yer aynı, değişen bir şey yok. Aldığım fazla bir şey yok. Sadece otelde bir sürekli hareket edemediğimizden, sürekli otur böyle bir şey oldum sürekli oturmaktan. Dedim biraz dolaşayım en azından, böyle bacaklarımız açılsın, biraz da hareket olsun diye. Bu şekilde arkadaşlar. Ben bu arada otelde yanıma gelen takipçilerimi, sizleri severek seyrediyoruz diyen takipçilerimden, beni masasına davet edildi, gel buyur beraber sohbet edelim Fatma Hanım diye sohbet eden. Sonuçum arkamdan birisi de, ay Fatma abla sen misin gurbet kuşları, ben sizi severek şeyde kalıyormuşlar, severek seyrediyorum, sizlerden çok şey öğreniyorum diye. Neredeydi o? Bir perde alıyormuş kendileri. Yakın.
Böyle bir oturmak nasip etsin. Çok seviyor böyle süslü püslü şeyleri. Maşallahı var yani. Bu şekilde şöyle hiçbir yerleri kimseler çekmeyelim. Arkadaşlar kimselerin haklarına hukuklarına girmeyelim. Dediğim gibi böyle balkonumuz çiçekler içinde. Şimdi daha sonra biz yukarı çıkacağız. Yukarıdan da belki şöyle yaparım kısa kısa kesintilerle çekebilirsem çekerim. Bu şekilde arkadaşlar. İlerleyen saatlerde görüşürüz inşallah sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, alışveriş merkezinden yani dükkanları gezdik dolaştık. Çocuk sesi var. Millet parkta oynuyorlar çocuklar. Evet, bizim burada Bağcılar'da güzel bir park var. Burada yaşayanlar bilirler. Şöyle yukarı göstereyim mi insanlar var diye. Şöyle göstereyim en azından. Böyle yemyeşil bir park arkadaşlar. Çok güzel. Böyle şeyler var. Çardaklar var. Şöyle göstereyim de. Böyle çardaklar var. Çardaklarda oturup çaylarınızı içebiliyorsunuz. Bir şeyler hazırlayıp yiyebiliyorsunuz. Güzel böyle yeşil bir alan arkadaşlar. Burası bizim için iyi oldu. Burada Bağcılar'da böyle insanların oturabileceği böyle çimen bir alan yoktu. Bakın böyle. Bizim eve çok yakın burası. Nebiye ile yorulduk. Dilek eve gitti. Akşam da Hatice'deyiz inşallah. Oraya da bir çekerim sizlere. Şimdi kefire bakar mısınız? Arkadaşlar termosla çayını yapan, dediğim gibi bir şeyler hazırlayıp gelen, burada oturmak isteyenler oturabiliyor. Güzel bir yer yani. Havuz da var böyle kenarında hava almak için.